Oturumunu açıyoruz. Gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Öneri yok diyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 03.10.2024 Perşembe günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iş tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulunun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Murat Emir, Ankara Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri. Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve arkadaşları tarafından ülkemizdeki çocuk istismarları, kayıp çocuklar, çocuk vakaları ve çocuk cinayetlerinin önlenmesi amacıyla 01.10.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan 793 sıra nolu meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 03.10.2024 Perşembe günü birleşimde yapılması önerilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'ya söz veriyorum. Sayın Kaya buyurun. Evet. Cumhuriyet Halk Partimizin çocuk hakları ihlallerinin önlenmesine dair grup önerisi üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi, genel kurulu ve ekranları başında bizi izleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Narin, nasıl masum, nasıl akıllı bakan bir kız çocuğu görüyorsunuz. Nasıl da gelecekte özgüvenli bir birey kadın olacağım diyor ama maalesef olamadı. Biz onu koruyamadık, çocuklarımızı koruyamıyoruz, onları duyamıyoruz. Nasıl duyacağız ki? Birileri cinayetlerle ölmeden, birileri onları istismar etmeden, onlar tacize, tecavüze uğramadan, kayıp ilanları yayınlamadan önce kim duyuracak onların seslerini? Kime güvenecekler? İktidar grubu milletvekillerinin söz ettiği ama maalesef çocuklarımız yaşarken... Şöyle elimize alalım. Evet. İktidar grubu milletvekillerinin söz ettiği ama maalesef çocuklarımız yaşarken onları koruyamayan, öldükten sonra cansız bedenlerine sahip çıkamayan ve ancak kayıplar yaşandıktan sonra görevlerini hatırlayan kamu görevlileri mi? Sizin feodal sisteme yenik düşerek içini boşalttığınız ve sorun yumağı haline gelen ailelerdeki yakınlarına mı güvenecekler? Yoksa yıllardır çocukları yerine dostluklarına sahip çıkan siyasi düzene mi güvenecekler? Bu ülkede küçücük çocuklar nasıl bir güvensizlik içinde yaşam savaşı veriyorlar? Farkında mısınız? Dün bu kürsüde adaletin ve merhametin gölgesinde büyümesi gerekir dediğiniz çocuklar bugün sayenizde artık adalete erişemiyor, merhamet hissetmiyorlar, sahipsiz hissediyorlar. Toplumun gelecekteki teminatı olan çocuklarımızın o tertemiz vicdanlarının sesi olarak soruyorum. Devlet nerede? Yoksunuz. Köylerde, ilçelerde yoksunuz. Tarikatların, cemaatlerin, zengin siyasi zümrelerin, çetelerin gücüne maalesef teslim olmuş durumdasınız. Küçücük bir köyde ben şahidim, üstün teknolojilere sahipken çocuğumuzun cansız bedenini ancak 19 gün sonra bulabildiniz. Kayıp çocuklarımızın olduğunu ise sadece günler sonra öğrenebiliyorsunuz. Bu halkın aklıyla lütfen dalga geçmeyin artık. Ve bu ülkede artık hiçbir çocuğun kendini güvende hissetmediği, ailelerin sürekli diken üzerinde olduğu gerçeğini görün. Aile kavramını güçlendireceğiz diyenler her bir çocuğun ve onların ailelerinin yaratılan güvensizlik ve korku ikliminden korktuğunu, ürktüğünü görmüyor mu? Bu iklimde çocuklar, çocuklara dair cinsel istismar, taciz, kayıp ve cinayet haberleri artık yağmur gibi yağıyor. Birkaç gündür küçücük bir ilçemizde sadece 14 yaşında olan bir kız çocuğunun bilinen 18 kişi ama iddia odur ki bana gelen bilgiler odur ki yüzlerce kişi tarafından istismara uğradığını öğreniyoruz. Soruyorum, sorumluluğu olan kamu görevlileri neredeler? Her tarafı mobeselerle dolu olan ilçelerde, illerde bu küçücük
küçücük kızın aylardır, iddia odur ki yıllardır istismar edildiğini hiç kimse bilmiyor mu, görmüyor mu? Küçücük bir ilçede, burunlarının dibinde belki de yıllardır boğulanları bilmiyorlarsa, bu vehametten bir haberlerse bu ayrı bir suç. Biliyorlar da aylardır, yıllardır bu vehameti izliyorlarsa bu da ayrı bir facia. Görev suçu, en önemlisi de bir insanlık suçu. Bu tür vakalar ülkemizin pek çok yerinde olurken ilgili bakanlıkların taşra teşkilatları acaba ne yapıyorlar? İl ve ilçe milliyetin müdürleri okulda kaydı olmayan kız çocuklarımızın peşine düşüyor mu? Hayır. Hiçbirinin peşine düşmüyorlar. Bakanlıklarınız arasında koordinasyon yok. Bu mu çocuklarımızın iyilik ve menfaatini en üstünde kabul eden devlet anlayışınız? Dün iktidar partisinin milletvekilleri çocuk cinayetlerinin, istismarlarının siyaseten kullanıldığını söylediler bu kürsüden. Ben de size şunu söyleyeyim, siyaset tam da aslında bunun içindir. Bütün gerçekleri halkla konuşmanın, paylaşmanın, çözüm bulmak için en önemli görevidir, yeridir. Toplumsal ahlak için değildir siyaset. Ama toplumsal ahlak... Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Siyaset toplumsal ahlak inşa etmek için değil, ama toplumsal ahlak ve vicdanın zedelenmeyeceği, evrensel insan onur ilkelerine dayalı bir toplum yapısı inşa etmekle görevlidir. Bu nedenle konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşacağız ki o masumlar öldürülmesin, cezasızlıktan cesaret alan caniler en ağır cezaya çarptırılsın. Çocuklarımız feodal sistemin karanlıklarına sizin sürekli protokoller imzaladığınız o kapalı karanlık tarikatlara, cemaatlere mahkum edilmesin. Kayıp çocuklarımızın sayısı artmasın ve milli bir seferberlik başlasın. Sayın Cumhurbaşkanım Birleşmiş Milletler'de savaş mağduru çocuklar ve kadınlar için söyledikleri çok önemliydi. Aynı acıyı hissediyoruz. Ama biz istiyoruz ki ülkemiz çocuk ve kadın mezarlığına, kayıp çocuklar ülkesine dönmesin. Bütçe geliyor, büyük bütçeli de devlet kurumlukları, bakanlıklarımız var. Çocuklarımızın üstün yararı için kağıt üzerine yazdığınız... Sayın Kaya, bir dakikada uzattım. Yani ama senin bir şeyin var, ara verdin. Onun, hadi bakalım. Evet. Çok sağ olun. Hadi bakalım. Bütçeler geliyor, büyük bütçeli devlet kurumları, bakanlıklar, çocuklarımızın üstün yararları için kağıt üzerine yazdığınız politikaları çocuklar için bütçe ayırarak hemen uygulayın. Politik tercihlerinizi çocuklarımız için kullanın lütfen. Meclisimizdeki tüm siyasi partilerin, başta kadın milletvekillerinin ve tüm milletvekillerinin için acıdığını biliyorum. Bu nedenle gelin hep birlikte çocuklarımız katledilmesin, küçücük kız çocuklarımız aylarca tacize, istismara maruz kalmasın, erkek çocuklarımız yatılı yurtlarda istismara uğramasın diye bir kereden bir şey olmaz diyen anlayışı yıkabilmek için bir komisyon kuralım. Evrensel çocuk haklarını ülkemizde uygulayabilmek için bu komisyonu kuralım diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Kaya. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'e ait. Sayın Şahin buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün burada hepimizi derinden sarsan ve ülkemizi yasa boğan narin yavrumuzun cinayetini konuşuyoruz. Çocuklarımızı konuşuyoruz. Ben bu konu hakkında konuşurken sadece grubumuz adına değil, iki evlat babası olarak da konuştuğumu ifade etmek istiyorum. Bu acı olay sadece bir ailenin değil, bütün bir toplumun yüreğine kor gibi düşmüştür. Bizim nazarımızda bir evladımızın kaybı tüm Türkiye'nin, tüm geleceğimizin kaybıdır. Ne yazık ki son dönemlerde çocuklarımızla ilgili farklı konularda büyük acıları, cinayetleri, istismarları çok fazla duymaya başladık. Sadece narin kızımızın meselesinde değil, çocukları kapsayan bütün olaylarda yas tutmamak için bu tip vakaları engellemek en birinci vazifemizdir. Mesele sonradan duyulan üzüntüleri paylaşmak değil, mesele bu acıları önceden önleyebilmektir. Masum yavrularımız hiçbir surette
kem bakışların, acı sözlerin, şiddetin ve ismini anamadığımız hiçbir adli konunun objesi olmamalıdır. Bu noktada sorumluluğun önemli kısmı adli ve kolluk kuvvetleriyle devlete aitse de aynı zamanda evlatlarına gözü gibi bakması gereken ailelerimizin de sorumluluğu vardır. Burada da eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bir evlat yetiştirmenin bir ülkenin geleceğini yetiştirmek olduğunu bilerek ailelerimiz bilinçlendirilmeli, bu tür konularda eğitilmelidir. Kız erkek evlat ayrımı yapmadan bu çocuklarımızın her şeyle ilgilenmeleri sağlanmalıdır. Devletimize düşen sorumluluk da aynı oranda ağırdır. Devlet her bir çocuğa sahip çıkmalı, toplum bu konuda eğitilmeli, bilinçlendirilmeli ve bütün kurumların çocuk konulu suçların önüne geçmesi için her zaman tetikte olması sağlanmalı ve bütün çabalara rağmen suç engellenemediği takdirde de adli süreçler en hızlı, en etkin bir şekilde sonuçlandırılmalıdır. Kamuoyu vicdanı rahatlatılmalıdır. Kıymetli Hazirun, bu konularda bir başka sorumluluk da medyaya düşmektedir. Medyamızın bu tür trajik olaylarda ele alırken daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Haftalardır gündemde olan bir konuyu reyting malzemesi haline getirmek, mağduru kendi evladı gibi görüp üzülen milyonlarca insanımızın duygularını istismar edecek şekilde bir şov havasına servis etmek de medyaya yakışmamaktadır. Medya, vatandaşı bilgilendirme görevini yerine getirirken toplumsal hassasiyetleri de gözetmek zorundadır. Her şey reyting değildir. Bir başka husus, bu kahredici cinayet üzerinden siyasi prim derdine düşülen siyaset anlayışını da toptan reddediyorum. Narin Sayın Şahin, lütfen tamamla. Hepimizin yavrusudur. Nari'nin acısı hepimizin acısıdır. Bu acı üzerinden kutuplaştıran, ötekileştiren bir dil kullanılmasını da son derece yanlış buluyorum. Bu tür olaylarda takınmamız gereken en doğru tavır siyaset üstü bir duruşla konuya yaklaşmaktır. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bu tür olaylar üzerinden yani dernek, vakıf gibi kurumların da toptan suçluymuş gibi görülmesini de son derece yanlış bir bakış açısı olarak görüyorum. Bir devlet ne kadar adilse o kadar güçlüdür. Bir millet devletine ne kadar güveniyorsa o kadar mutludur. Bakın, yıllar önce bizi yine kahreden Münevver kızımızın cinayeti bugünlerde yine gündemde. Ama toplumda, bakın toplumda şöyle bir algı var. İnsanlar çıkacak sonuca güvenmemektedirler. Bu anlamda da üzerimize düşen Türkiye'de yargı organına güven duyulan bir iklimi de inşa etmektir. Son olarak narin kızımız başta olmak üzere bugüne kadar koruyamadığımız bütün çocuklarımızın utancını... Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. Öneri üzerinde diğer söz talebi İYİ Parti grubu adına Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a ait. Sayın Gürban, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grubunun önergesi üzerine partim adına söz almış bulunuyorum. Çocuk istismarı konusunun genel kurulda konuşulmasını çok anlamlı buluyorum. Lakin böylesine hassas bir konu gündeme alındı, konuşuldu ve sonuç olarak reddedilecek. Konuya hassasiyetimiz böyle mi olmalı? Sayın milletvekilleri, hayattaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Hep ne deriz? Çocuklarımız için yaşıyoruz. Bunu söylemek için de illaki çocuk sahibi olmamız gerekmiyor. Peki biz kıymetlilerimizi koruyabiliyor muyuz? Çocukları koruyamıyoruz. Kadınları koruyamıyoruz. Doğayı koruyamıyoruz. Hayvanları koruyamıyoruz. İşçimizi, memurumuzu, hele hele emeklilerimizi korumayı geçtim, kaderine terk ediyoruz. Biz burada ne yapıyoruz? Bugüne kadar hangi konuyu çözebildik? Hepimizin ortak tavır takınması gereken çocuklarımızda bile fikir birliğine varamıyoruz. Demek ki neymiş? Bir kereden bir şey olmaz değil, çok şey olurmuş. Demek ki neymiş? Küçüğün rızası var demekle konu kapanmıyormuş. Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk, bazıları 15 yaşındadır ama olgun gösterir diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ortaokul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelir diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, narin kızımızın cinayeti hepimizin kalbini, canını yaktı. Bunca zaman geçti, katili bulunamadı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı, devletimiz bütün imkanlarını kullandı şeklinde açıklama yaptı. Böyle bir acizlik olur mu? 120 haneli bir köyde köy olan 120 haneli bir köyde olan cinayet çözülemez mi? Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanlarını kullanır ve sonuç elde edilemez? Şahsım olarak böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. Toplumda infiale neden olan olaylar aslında olabilecek diğer olayları da tetiklemektedir. Mesela kişi cinayet işliyor, belirli bir süre sonra salıveriliyor. Yaptırımlar caydırıcılığını yitirince kontrol kaybediliyor. Dolayısıyla bu olaylar aynı zamanda topluma doğru mesaj verilmesi açısından oldukça önemlidir. Devlet itibarı asla zedelenmemelidir. İtibar zedelenmesin diyoruz ama TÜİK zedelenmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Bir kurum ancak bu kadar itibarsızlaştırılır. TÜİK inandırıcılığını kaybettiği gibi artık kale de alınmıyor. Ülkemizde binlerce çocuk kayıp, bu konuda TÜİK de kayıp. Adında istatistik olan kurum veri paylaşmıyor. TÜİK kayıp çocuklarımızın istatistiklerini veri karartması yaptığı için mi paylaşmıyor? Kaybolan çocuk sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... Evet, Sayın Gürban lütfen tamamlayın. Kaybolan çocuk sayılarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda veri var mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi olan 23 Nisan'ı dünyada ilk ve tek çocuklara bayram olarak armağan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir asır sonra kaç çocuk kaybolduğunu bilmiyor. Bu farkı yüce Türk milletinin vicdanına bırakıyorum. Sayın Gürban, teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi